konuşması yapmıştı. 64. hükümete ve programın görüşülmeleri esnasında görüşlerini dile getiren muhalefet partilerine teşekkür etmişti. Evet, hatıra fotoğrafı çekildi. Başbakan Binali Yıldırım ve yeni kabine üyeleri şimdi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. 65. hükümetin hedeflerini, bundan sonra yapılacakları Başbakan Binali Yıldırım Misak-ı Milli Kulesi'nin Anıtkabir özel defterine yazacak ve okuyacak. 65. hükümetin hedefleri neler olacak? Misak-ı Milli Kulesi'nin Anıtkabir özel defterine yazacak Başbakan Binali Yıldırım. Tabii az önce de ifade ettiğimiz gibi ilk olarak Anıtkabir adres, her zamanki olduğu üzere yeni kabine kurulması sonrasında meclisteki güven oylamalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni hükümet ilk olarak Anıtkabir'e geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in huzuruna çıkıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve yeni kabine üyeleri Aslanlı yoldan yürüdüler. Daha sonra da Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve Anıtkabir merdivenlerinde yeni kabine hatıra fotoğrafı çektirdi. Şu an görebildiğim kadarıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın etrafında bir asker bayılması nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım da o noktaya doğru gitti. Normalde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Anıtkabir'e, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş yapacak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacaktı. Ancak buradan görebildiğimiz kadarıyla bir askerin bayılması dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım da o noktaya yöneldi ve yeni kabine üyeleriyle birlikte askerin durumu hakkında bilgi alıyor Başbakan Binali Yıldırım ve 65. hükümetin yeni üyeleri. Tabii bir yandan da ekrana Anıtkabir'den görüntüleri aktarıyoruz. Yeni kabine üyelerini görüyorsunuz. Hemen o askerin başında, rahatsızlık geçiren askerin başında Başbakan Binali Yıldırım özel olarak bilgi aldığını aktarıyoruz. Ekrana paylaşıyoruz. Bir yandan da yeni kabinenin üyelerini görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Anıtkabir'in avlusunda sohbet ediyorlar. Arka tarafta da hemen dediğimiz üzere rahatsızlanan askerin başında Başbakan Binali Yıldırım şu sıralarda. Normalde hatıra fotoğrafı çekilecekti. Tabii hemen bir notu paylaşalım. Askerin rahatsızlandığı noktada ilk müdahaleyi de Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptığını da hemen aktaralım. Bu bilgiyi de paylaşalım. Görebildiğim kadarıyla orada tabii rahatsızlanan asker şimdi Anıtkabir'in görevlisi.